Bugün size boğanın başlangıç tarihini veren bir grafik göstereceğim ve üzerine yeni çıkan, neredeyse sürekli alım gelen, şimdiden %100 kazanca ulaşmış ve elimizi çabuk tutmamız gereken bir projeden de bahsedeceğim. O yüzden siz bu bölümü beğendikten hemen sonra videomuza geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar, boğanın başlangıcını gösteren bir grafik dedim. Şuraya bir bakın lütfen. Burada tekrar eden ne var? Her 4 senede bir, 2012'den başlayarak Bitcoin'in fiyatının uzaya çıktığını görebiliyoruz. Peki şu an biz hangi dönemdeyiz? 2023. Yani bu grafikte gördüğünüz 4. adımda. Daha bu uzaya çıkmadan hemen önceki adımdayız. Daha önce videolarda konuştuğumuz böyle birçok nedeni var ama en büyük nedenleri, birincisi halving dediğimiz 2024'ün başlangıcına doğru gelen var. Çünkü arz düşeceği, talep aynı veya daha fazla devam edeceği için fiyatın artması bekleniyor. İkincisi de ETF'lerin onaylanması. Şimdilik SEC geciktiriyor ama Ocak ayında 2024'ün ikisi de bu halving'de, ETF'lerde bir nevi denk gelecekler. Ve belki de şu grafikte görebileceğimizden çok daha büyük bir patlama bekleyebiliriz iyi anlamda. Şunu da göstermiş olayım. Bakın, bu 4 senelik cycle'ların biraz daha detaylı hali, nasıl hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Yani o parabolik hareketin nasıl olabileceğini görebiliyorsunuz. Ve burada tarih tekerrür ederse bu hareketin Bitcoin'in 100.000'in, 150.000'in, hatta 200-250.000'in üzerinde gösteriyor. Şimdi piyasa şöyle adım adım toparlamaya başlamışken ve gerçekten büyük sayılabilecek nedenler varken, ben elimden geldiğince farklı projelere yayılmaya çalışıyorum. Bunu da nasıl yapıyorum? Öyle her projeye bütçem dahilinde olmadığından $1000 atmıyorum da 25'er 50'şer dolar atıyorum. Ve şu an bahsedeceğim konudan da aslında pek haberim yoktu. Yakın bir arkadaşım bir tane Telegram grubuna davet etti. Ben de kırmadım, güzel insanlar var içinde, geleyim arada muhabbet olur vesaire dedim. Sonrasında bu Telegram grubunda sürekli mesajlar gelmeye başladı. Alım yapıldı, alım yapıldı, alım yapıldı falan diye. Dikkatimi çekti. Neymiş bu dedim. Dakika başı alım geliyor. Daha marketingine, yani satış pazarlamasına yeni başladıkları bir tane meme, yani şaka token'ı çıkarmışlar. Migi diye. Yaklaşık bir ay içerisinde iki kat fiyata ulaşmış. Yani %100 fiyat artışı olmuş. Ki bunu zaten şöyle grafikte de görebiliyorsunuz, bakın. Ayrıca hareketleri böyle bir kere de çıkıp tamamıyla düşme olayı değil. Yani çıkıyor, dengeli bir şekilde devam ettikten sonra bir tık satış geliyor. Ondan sonra alımlar devam ediyor yine Telegram'da da gösterdiğim gibi. Ve bu şekilde iyi başladığı için marketingini iyi yapabiliyorlar. Hatta bakın, daha geçen gün baktığımda 600 küsür bin dolardaydı market hacmi. Şu an 724 bine ulaşmış bile. Yani yavaş yavaş 1 milyona doğru gidiyor. İçeride neredeyse 60 bin dolarlık da likidite var. Tahtasına gittiğimiz zaman gayet dengeli. Ama çoğunluğun alım olduğunu da görebiliyorsunuz buradan. Yani 10 Ekim'de piyasaya çıkmış bir coin olarak gayet iyi adımlar atmışlar. Güzel de ilerliyorlar. Yakın dönemde bir YouTuber arkadaştan gördüm şunu. Şu şekilde de göstermiş olayım. Bakın, ana sayfasına gittiğiniz zaman bir kontrat adresi var burada. Bunu kopyaladığınızda Token Sniffer diye bir sayfa var. Burada sadece kontrat adresi üzerinden bütün bilgileri toplamışlar. Belli bir puan veriyorlar. Neyi iyi yapıyor, neyi çok iyi yapmıyor, bunların hepsini açıklıyor. Bakın, Migi'nin çıktığını görebiliyorsunuz. Yani şu an az önce bahsettiğim token'ın. Grafiğinin nereler de bakabileceğinizde görebilirsiniz. Bakın, en üstte 100 üzerinden 80 vermiş. Bu güzel bir puan. Birazdan benim iyi bulduğum özelliklerine bakacağız ama nerelerden kırmış onu bir görelim. %9'luk bir vergisi var alımda ve satımda. Bunun %7'sini token yakımı, fiyatın artması için ve pazarlamaya götürüyorlar. Yine aynı şekilde fiyatın artmasına yönelik bir hareket bu da. %1'ini likiditeye gönderiyorlar. %1'i de gelişime gidiyor. Bu yüzden zaten 80 vermişler 100 üzerinden. Yine burada da görebiliyorsunuz. Aşağı inerseniz yine şunları göreceksiniz. Sahipliğinden token'ın vazgeçilmiş. Takımın elinde 0 coin var. Hiçbir coin yok. Bu yatırımcısı için bir sıkıntı olabilirdi. Çünkü ilerleyen zamanlarda %40'ı 50'si olsaydı elinde, hani bir anda elden çıkartmak isteyebilirlerdi, değil mi? Bu bir problemdi ama şu an ellerinde hiç yok. Token elinde bulunduranlar insanlar %5'inden daha azı var hepsinde. Hatta direkt BSC Scan'den bakalım cüzdanlara. Görebiliyorsunuz %3'ü Pancake'te. Burada likidite olarak var Migi. %10'u null adreste. Bu da ayrı bir adımdır. %10'u da yakılmış tamamıyla. Bu da güzel. Yani arzı işlemden çıkartılmış. Diğerlerinde zaten %1 ve aşağısında olduğunu görebiliyorsunuz. Diğer cüzdanlara bakmış olursak. Yani totalde 100 milyar arzın BSC üzerinde %90'ını likidite olarak kullanacak, %10'u da yakılmış az önce gösterdiğim gibi. Adımlarından bir tanesi CoinGecko'ya ve CoinMarketCap'e girmekmiş. CoinGecko'yu halledebilmişler. Aslında bugün de bakıyoruz. Yüzde neredeyse 11'lik bir de artışları var. Hani bu söylediğim %100'ün üzerine de alınmış bir kazanç. Onun dışında hedefleri CoinMarketCap'e zaten girebilmek. Bir de merkezi CEX dediğimiz borsaya girebilmek.
olarak yol haritalarında bu var. Onun dışında pasif gelir elde edebileceğiniz NFT'ler çıkartacaklarmış. Yani bir şey mintleyebileceksiniz ve bir de staking de olacakmış aynı zamanda. Bunların üzerlerinde çalışıyorlar. Başarırlar mı, başaramazlar mı? Bunu tabii ki bilemeyiz. Riskinizi ona göre aloke etmeniz lazım. Yani ona göre yaymanız lazım o parayı. Ben buradan yaklaşık 50 dolarlık bir alım yapacağım. O uzun bu aralar coin aldığım listeme ekleyeceğim. Bakalım ondan sonra bir %100 daha yaparsa ya da daha fazlasında para kazanmış olabilirim buradan. Ama bunun hep söylediğim gibi tam tersi olma ihtimali de var. 25 dolara da iner, 10 dolara da, 5 dolara da, 0'da kalabilir. O yüzden buna göre karar vermeniz gerekiyor zaten. Şimdi almak için ne yapmamız gerekiyor? Ana sayfaya gidiyoruz. Buy Now tuşuna tıkladığınız zaman sizi PancakeSwap'a atıyor. Oradan alım satım yapabiliyorsunuz. Burada okey diyoruz, kabul ediyoruz. BNB MIGI şeklinde. Şu an elimde 0.32 BNB var. Yaklaşık 80 dolar. Ben bunun 50 dolarıyla almak istiyorum. Şöyle 0.20 yazalım. Yaklaşık olarak 50 dolar yapıyor zaten. Swap demeden önce slippage tolerance'ı değiştirmeniz lazım. Sizlere vergi olduğunu söylemiştim. %9. Bunu ben bir kere de işlem olsun diye %10'a çekeceğim. Zaten uzun vade tutmayı planlıyorum. Swap kısmına tıkladığınız zaman buradan şu kadar MIGI alabiliyormuşum. Confirm Swap diyorum. Ve MetaMask'imi açıyor otomatik olarak. Gördüğünüz üzere burada işlemleri yapacak. Okey dedim, onayla diyorum. Ve MIGI'yi de cüzdanıma eklemem lazım buradan. Şöyle işlemler halloldu. MIGI'yi de cüzdanıma ekleyeyim. Evet, gördüğünüz üzere MIGI tokenlarım elime geçti bile. Bu şekilde kolayca yapılabiliyor. Yine söylediğim gibi kağıtlarında da okuduğum üzere Shaco token olarak ellerinden geleni yapacaklarmış. Tabi rol modeli olarak alınan coinler Pepe gibi, işte Shiba gibi, Doge gibi coinler. Ama buraya ulaşabilir mi onu bilemeyiz. Bakalım, marketinglerine yeni başladığı için ben de şansımı deniyorum. Devam ettikçe üzerine tahmini olarak fiyat ekleyecektir. Ama belli bir kar aldıktan sonra bir kısmını belki çıkartmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü sonuna kadar beklersiniz, ondan sonra tekrar geriler. Bunu bilemeyiz. Ne yapacağını bilmiyoruz çünkü adımlar olarak. Ben de kendi riskimi bilerek ona göre karar vermekteyim alım satım için. Evet, süper. Yine dolu bir bölümü geride bıraktık. Umarım burada verdiğim bilgiler yararlı olur. Ve o 4 senenin sonuna geldiğimiz için şöyle çok güzel bir boğa koşusu beraber görebiliriz. Orada da aldığımız bütün coinler değer kazanır. Buradan güzel kazançlar hep birlikte elde etme şansımız olur. E tabi bununla birlikte bölümü beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Daha hızlı bilgiler paylaştığım Twitter'ım da var, yine kripto ile online para kazanma işlemleriyle alakalı. Onun da linkini aşağı veriyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.